Selamünaleyküm arkadaşlar. Temel değerlerimiz ünitesinde son konumuza geldik. Ama öncesinde en son işlediğimiz konuyu hatırlayacak olursak Ramazan ve Kurban Bayramı konusunu işlemiştik. Evet Ramazan ayı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan bahsettik. Ramazan ayında oruç tuttuğumuzu, sahur, imsak, iftar, teravih kavramlarını öğrendik. Ramazan ayının içinde verilen zekat, fitre, sadaka, fidye kavramlarını konuştuk. Ramazan ayından sonra bize hediye edilen Ramazan bayramı, Ramazan bayramından iki ay on gün sonra ise kurban bayramı, kurban bayramında da kesilen kurban etlerinin üçte birinin komşulara, üçte birinin, yani komşulara üçte birinin e, bizlere evlerimize misafir gelmiş olanlara üçte biri ise kendimize yiyebileceğimiz şekilde bir paylaşım yapıyoruz. Bunlar da bizlerde paylaşma, yardımlaşma, dayanışma gerçekleşiyor. Toplumdaki birlik ve beraberliği arttırıyor diye konuşmuştuk. Doğru yanlış ve boşluk doldurma etkinliklerini yaptık. Daha sonraki sayfadaki etkinliğimizi yaparak şimdi en son derlerimizde kandil gecelerini işleyerek ünitemizi tamamlayacağız inşallah. Evet, İslam'da önemli sayılan geceler vardır. Bu gecelere ise ne denir? Kandil geceleri. Bu kandil geceleri bizleri bir bonus gibi görmeliyiz, fırsat görmeliyiz. Bunlardaki bu fırsatı kaçırmayarak o günlere daha özel ee, şeyler yapmalıyız. Kandil nereden geliyor kavramı? İkinci Selim döneminde minarelere kandiller yakıldığı için gecelere bu isim verilmiştir. Evet, minarelere kandiller yakıldığı için o yüzden kandil geceleri denmektedir. Hicri takvimde de Recep, Şaban, Ramazan 3 aylar olarak bilinir. Evet, mübarek 3 aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Şimdi kandil gecelerini sırayla görecek olursak. Birincisi Mevlüt kandili. Mevlüt kandilinde ne olmuştur? Peygamber Efendimizin doğduğu gece için kutlanır. Yani Peygamberimizin doğumudur. Rabül Evvel ayının 12. gecesi kutlanır. Tabii ki bu Hicri takvime göre kutlanılan bir durumdur. O da her sene değişkenlik gösterir. Normal miladi takvime göre 10 gün öne gelir. Regaib kandili Recep ayının ilk cuma gecesi mübarek e, aylar demiştik ya Recep ayı. Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanır. Re regaibin kelime anlaması anlamı ise rağbet edilen istenilen şey anlamına gelir. Biz mübarek günde Rabbimizden bolca tövbe, istiğfar, dilek, dua neyse isteğimiz Peygamber Allah-u Teala'dan talep etmekteyiz. Miraç kandili, miraç kandili de yine Recep ayının 27. gecesi kutlanmaktadır. Yine 3 ayların ilk ayı Recep ayında iki tane gece kutlanıyor. Birincisi Regaib Kandili, ikincisi Miraç Kandili. 27. gecesinde kutlanan Miraç Kandili. Konumuzda görmüştük İsra ve Miraç olayını Hz. Muhammed ünitesini. Peygamberimiz ne olmuştu? Bir gece Mekke'den Kudüs'e oradan da göklere çıkmıştı ve bize o vakit ne farz kılınmıştı? Beş vakit namaz farz kılınmıştı. Evet, Berat Kandili Şaban ayının, evet üç ayların ikincisi olan Şaban ayının 15. gecesi kutluyoruz Berat Kandili'ni. Evet, Berat demek günahlardan kurtuluş gecesi olarak bilinir bol bol o gece Rabbimize ve her zaman içinde bol bol Rabbimizden tövbe, istiğfar ederek günahlarımızın affolmasını isteriz, istemeliyiz. Kadir gecesi 3 ayların sonuncusu olan Recep, Şaban, Ramazan ayının 27. gecesi kutlanır Kadir gecesi. Evet Kadir gecesinde esas olan nedir? Peygamberimize Hira mağarasında ne gelmişti vahiy gelmişti. Ne zaman? Kadir gecesinde 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde gelmişti. Evet Kur'an'da ismi geçen tek gecedir. Evet tek Kadir gecesi farkındaysınız zaten. Kandil ifadeleri kullanılmıyor, gece olarak geçiyor. Bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilir. Cebrail ve melekler yeryüzüne bu gece inerler. Evet, Ramazan ayının 27. gecesi olarak kutlanıyor. Fakat yine de bize peygamberimiz tarafından son 10 günün tek rakamlarında aramamız söylenmiştir. Yani tek rakamlar dediğimizde 21. gece, 23. gece, 25. gece, 27., 29. gecelerde de Kadir gecesi olma ihtimaline karşı Ramazan ayı olması ile de bol istiğfar ve dua, ıı, tövbe ederek bu geceleri ihya etmeliyiz. Evet kandil gecelerinin de toplumsal bütünleşmeye faydaları vardır. Aynen bayramlar gibi, Ramazan ayı gibi, aynı cuma namazı gibi Peki ne oluyor bu günlerde? İnsanlar kandil gecelerinde camiye giderek topluca ibadet ederler. Birbirleriyle görüşerek hasret giderirler. Sevinç ve üzüntülerini paylaşırlar. Aynen cuma namazında olduğu gibi. Anadolu'da kandil günlerinde yapılan kandil simitleri ve tatlıları insanlar birbirlerine ikram ederek yardımlaşma ve paylaşma örneği sergilerler. Kandil gecelerinde birbirlerine küs dargın olan insanlar varsa onlar barıştırılmalı ve birbirleriyle helalleşmelerinin sağlanması gerekir. Zaten Müslümanlıkta küslük ve dargınlık olmaz. O yüzden de biz hiçbir zaman bu durumu zaten yaşamamalı. Yaşayanlar için de her daim bir an önce sonlandırılmasını gerçekleştirmeliyiz. Kandil gecelerinde yoksul, öksüz, yetim, hasta, engelli, yaşlı kimseler varsa ziyaret edilir. Onları hediye alarak hayır duaları istenir. Onların da gönülleri hoşnut edilir. Cep bilgi kısmında ise Dinimiz insanları üzüntülü günlerde birbirleriyle olan irtibatlarını koparmamalarını ve birbirlerine destek olmalarını istemiştir. Evet, sevinçler, e paylaştıkça artar, üzüntüler de paylaştıkça azalır. Dinimizde bizim üzüntülü günlerimizde birbirleriyle irtibatta olalım, birbirimize destek olmamızı istemiştir. Peygamberimiz insanların hasta olan yakınlarını ve komşusunu ziyaret etmelerini istemiştir. Evet, müminin müminin üzerinde haklarından olan birisidir hasta olduğunda ziyaret etmek. İslam dini insanların zor zamanlarında birbirlerine yardım etmelerini ve destek, destek olmalarını istemiştir. Yardımlaşmak toplumdaki sevgi ve saygıyı ne yapar? Arttırır kardeşlik duygularının gelişmesini ve toplumsal huzurun artmasını sağlar. İslam dini engellilere yardım etmeyi sadaka olarak değerlendirmiştir. İslam insanların hayatının bir sonu olduğunu farkına varması için kabir ziyaretlerini önemsemiş ve kaybettikleri yakınları için de dua etmemizi istemiştir. Evet, şimdi konuyla alakalı doğru mu yanlış mı ve boşluk doldurma kısmına geçelim. Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanan kandil Kadir'dir. Yanlış. Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanan gece neydi? Regaib kandili. Recep ayının 27. gecesi kutlanan kandil Berat'dir. Yanlış. Recep ayının 27. gecesi kutlanan Miraç kandilidir. Berat kandili günahlardan kurtuluş gecesi olarak bilinir. Evet, günahlardan kurtuluş anlamına gelir Berat kavramı. Regaib kandili Şaban ayının 15. gecesi kutlanır. Yanlış. Regaib kandili Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanır. Kandil geceleri Osmanlı padişahı kimin zamanında? 2. Selim zamanından beri bu adla anılmıştır. Neden? Çünkü kandil gecelerinde minarelerde kandil yakıldığı için kandil gecesi olarak adlandırılmıştır. Recep Şaban ve Ramazan ayları dinimizde ne olarak bilinir? üç aylar olarak bilinir. Peygamberimizin doğduğu günü almak için kutladığımız kandil nedir? Mevlid kandili. Beş vakit namazın farz kılındığı gece olarak da bilinen kandil nedir? Miraç gecesidir. Evet bir sonraki sayfaya geçelim. İsra ve Miraç olayını okuyarak bize verilen hediyeleri yorumlayalım. Gerek hüzün yılındaki iki önemli kişinin vefatını yarattığı büyük üzüntü, gerekse Tayif seferinden istediği sonucu alamayan Hazreti Muhammed'in hayal karıklığını Rabb'i görmüştü. Evet, konuyu hatırlayacak olursak, hüzün yılında boykottan sonra Peygamber Efendimiz hanımı Hazreti Hatice'yi ve amcası Ebu Talip vefat edip kaybetmişti ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz hüzün yılı ilan etmiş. Daha sonra yanına evlatlı Zeyd'i alarak nereye gitmişti? Taif'e giderek Taif'te iyi karşılanacağını, kucak açılacağını düşündüğünde tam tersi Taif'ten taşlanarak kovulmuştu. Ve Peygamber Efendimizin bu hüznü Allah-u Teala tarafından görülmüştü, onu teselli etmek ve ona moral vermek için bir mucizesini göstermişti allah Teala. Peygamberimiz Recep ayının 27. gecesinde Ebu Talib'in kızı Ümmü Hanî'nin evine misafir olmuştu. Onunla aynı büyüdükleri için aralarında bir saygı ve sevgi bağı vardı. Ümmü Hani ona yatak yaptı. Peygamberimiz bir süre sonra uykuya daldı. Gecenin ortasında Cebrail Peygamberimiz uyandırarak Kabe'nin hatim kapısına getirdi. Orada Burak isminde bir binek vardı. Allah Resulü ona binerek Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gitti. Orada iki rekat namaz kıldı. Bu olaya gece yürüyüşü anlamına gelen İsra denir. Evet konumuzu değiştirmiştik, pekiştirmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresinin ilk ayetlerinde bu olay açıkça anlatılır kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla iştendir, hakkıyla görendir. Miraç ise peygamberimizin Mescid-i Aksa'dan Refret isimli bir binekle Sidretül Münteha'ya kadar yükselmesidir. Peygamberimiz göklerde her katta bir peygamberle görüşmüştür. Kendisine cennet ve cehennem gösterilmiştir. Cebrail kendisine Sidretül Münteha denilen yedinci kat gökteki en üst yere kadar eşlik etmiş, buradan sonra ise kendisinin gelemeyeceğini ifade etmiştir Allah Resulüne. Peygamberimiz buradan itibaren yola kendi devam etti. Çünkü onun için Rabbini görme ve ona kavuşma zamanı gelmişti. Allah Resulüne Rabbini bu dünyada görmenin sevinciyle birlikte miraç hediyeleri de verilmişti peygamberimizden bize getiren hediyeler peki nelerdi? Bir, Namaz beş vakit olarak bu gece farz kılınmıştı. İkincisi, şirk koşman herkesin cennete gireceği müjdesi verildi. Yani Allah'a kimse ortak koşmazsa muhakkak cennete girecektir. Bakara suresinin Amener Rasulü diye 285. ve 286. ayetleri inmiştir. Peygamberimiz son derece mucizevi geçen bu geceyi yaşadıklarını sabah olunca sabını anlattı. Mekke'de herkes Hazreti Muhammed'in bir gecede Kudüs'e gittiğini, oradan göklere çıkarak Allah ile görüştüğünü konuşuyordu. Müşrikler bununla dalga geçiyor, birbirlerini anlatarak gülüyorlardı. Bu sırada oradan geçen Hazreti Ebubekir'e gözleri ilişti. ''Hemen yolunu keserek duydun mu? Senin Muhammed dün gece Kudüs'e gitmiş, oradan da göklere çıkmış.'' dediler. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizden bu olay henüz duymamıştı. İlk kez müşriklerden duyuyordu ama onun cevabı kısa ve netti. O demişse doğrudur. Bu olay peygamberimize anlattığında Hazreti Ebu Bekir'in bu tavrı çok hoşuna gitmişti. Bu yüzden Allah Resulü kendisine doğrulayıcı anlamına gelen Sıddık lakabını Ebu e vermişti. Evet arka sayfadaki etkinliğimizi de yapalım. Anahtar sözcüklerden yola çıkarak verilen kavramları bulalım. Bulmacaları siz yine tamamlarsınız. Evet, kavramlar. Kudüs, Mekke, Burak. Evet, Peygamber Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gitmişti. Ne ile? Burak'la. Evet, biz buna ne diyoruz? İsra diyoruz. Ramazan'ın 27. gece Bina Hay'dan daha hayırlı olan Kur'an-ı Kerim'de Mevlid e, Kur'an'da kandillerin içinde e, kandil olarak kutladığımız gecelerin içinde tek adı geçen Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece nedir? Kadir gecesi. Rabet etmek istemek. Evet. Regaib Kandili. Ne zaman kutlanıyordu Regaip Kandili? Recep ayının ilk cuma gecesi. Doğum Hz. Muhammed Kandil. Evet hangi kandilde biz Peygamber Efendimizin doğumunu kutluyoruz? Evet Mevlid Kandili'nde. Recep, Şaban, Ramazan. Bu üç kardeş bize neyi hatırlatıyor? Üç ayları hatırlatıyor. Göğe çıkma, çıkılacak, yükselecek yer. Ne diyoruz biz buna? Evet. Miraç. Miraç olayı, Miraç Kandili. İkisini de söyleyebiliriz. Kurtulma, uzaklaşma, temize çıkma. Evet. Hangi gece için bu söyleniyordu? Berat Kandili değer, örf, adet, bayrak bunlar bizim için nelerdir? Ne değerlerdir? Manevi mi, maddi mi? Manevi değerlerdir. Han, hamam, çeşme, okul bizim için bunlar ise ne değerlerdir? Maddi değerlerdir. Evet. Bundan sonraki sayfalarda testlerimiz, bulmacalarımız, boşluk doldurmalarımız var. Bunları konunun pekişmesi adına evde tamamlıyoruz. Evet, ünitemizi bitirmiş bulunduk. İnşallah öğrendiğimiz bilgiler bizim için bereketli, hayırlı olur. Buradaki testleri evde muhakkak tamamlıyoruz. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.